aslan burçlarına geçiyorum sevgili aslanlar ve yükselen aslan burçları. Venüs bu hafta sizin burcunuza geçiyor aslanlar. Evet şöyle bir efendime söyleyeyim flörtöz havalar, bir alımlı duruşlar, bir al beniler, bir kendine bakmalar. Tüm gözler zaten sizin üzerinizde bilmiyorum farkında mısınız? İlişkileriniz de etkileniyor ama haberiniz var mı bilemiyorum. Zaten gizli retro enerjisine çoktan girdiniz bile. Şimdi yalnız olanlar böyle bir heyecanlandı ben farkındayım bunun. Evet hayatınıza sanki birisinin girmesi gelmesi için Böyle çok büyük bir e, destek göreceğiniz özellikle yalnızsanız çok büyük bir destek göreceğiniz uzunca zamandır hayatınızda kimse yoksa enerjiler açılacak bu hafta ile birlikte hayatında birisi olanlarsa karar zamanı diyebilecekleri bir döngüye girecekler peki nasıl eski aşklarla alakalı belki e, karar zamanı olabilir bu toparlanmak için de aslında belki destek görebilirsiniz yani ayrılacağım ayrılacağım diyorsunuz ama bir anda belki eski aşkınızla hadi tamam kaldığımız yerden devam edelim diye bir karar alabilirsiniz. Kadersel bağlarınız bittiyse ama ilişkinize dair bu hafta noktayı da koyabilirsiniz her anlamda. Ancak hayatınızın birisinin gelmesini istiyorsanız eğer ki kaderin oyunları kendini gösterebilir bu haftayla birlikte. Biraz akışta kalmak çok önemli özellikle ilişkiler adına Çünkü çok enteresan bir döngün içerisine girecek giriyorsunuz ve girmektesiniz. İlişkiler anlamında tek uyarım size hayatınıza girmeye çalışan bu kişinin arka planında medeni durumunu öğrenin hangi durumlardan geçiyor ya da hayatında gizli görüştüğü biri var mı bunlara bir bakın diyorum. Ve aynı zamanda iş hayatınızla alakalı önemli bir ortaklık, iş birliktelikleri varsa bu hafta içerisinde devirler olabilir ve iş birlikteliklerinizi bitirebilme kararı da alabilirsiniz. Borç paralara ve paranıza dikkat etmenizi öneriyorum. Lütfen harcamalarınıza dikkat edin ve eşinizin harcamalarına da dikkat edin bu sürecin içerisinde diyelim ve başakları geçelim. Başaklar ve yükselen başaklar çalışma hayatınızın içerisinde önemli kararlar alınacak sanki bu hafta içerisinde önemli bir sürecin içerisine gireceksiniz. İş hayatı ve kariyeriniz açısından kendinizi göstermeniz açısından hafta ortasıyla birlikte özellikle iş hayatınız içerisinde yeni teklifler, belki işte dondurduğunuz ama e, tekrardan can, canlanacak olan teklifler ve belki de bir yerde çalışırken başka bir yerde çalışmaya devam etme enerjisi içerisinde de bulunabilirsiniz. Güzel bir enerji altındasınız. Çalışma hayatınız içerisinde sanki Arkanızdan ikili oyunlar oynayanlar İkili oyunları sergileyenlerle yüzleşebilir misiniz gibi görünüyor Başaklar haberiniz olsun. Evinizde de çalışanlarınızla yollarınızı bu hafta ayırabilirsiniz. Lütfen temkinli ve dikkatli olun. Özellikle evinizin içerisinde de hırsızlıklara karşı dikkatli olun. Projelerinizle alakalı iş hayatınızda da kimseye sır vermeyin. Çalınma ihtimali bulunuyor. Lütfen dikkatli olun bu konuya. İkili ilişkileriniz adına özellikle bitmesi gereken bir beraberliğiniz bulunuyorsa sevgili Başaklar ya da bu eski beraberliğiniz ki kişi de olabilir bu... ...yani zihnen onu düşünüyorsunuzdur... ...ama hala birileriyle olamıyorsunuzdur... ...ya da iş ortaklarınızla alakalı da... ...size açık düşmanlık edenlerle alakalı da... ...bazı gerçekleri... ...öğrenebilirsiniz... ...yani geçmişteki ilişkileriniz ve iş ortaklarınızla alakalı... ...hem iş hem özel hayatınızda... ...bazı gerçeklerle... ...karşılaşacaksınız ve bu gerçekler... ...kadersel anlamda sizi... ...bambaşka bir yöne hazırlayacak... ...ve bu yüzleşmelere hazırlıklı olun diyorum... ...ve sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz. Hem zihnen hem de fiziken dikkatli olmanızı istiyorum sizlerden başaklar. Ve terazilere geçiyorum. Sevgili teraziler ve yükselen terazi burçları hayatınızı şekillendirecek olan hukuksal devlet prosedürleri etkileyecek olan belki de önemli mi önemli bir sınav ya da mezuniyetinizi etkileyecek olan bu sadece sizin mezuniyetiniz olmayabilir. Çocuklarınız, kuzenleriniz de olabilir. Bu konular gündeminizde olacak. Aynı zamanda ilişkilerinizle alakalı da önemli yine bir karar aşaması. Ayrılık aşamasındaysanız sevgili teraziler, hukuksal süreçleriniz başlayabilir bu döngünün içerisinde bu haftayla birlikte. Aşk hayatınızda bu hafta aldatma ve aldatılma enerjilerine çok açık Çıksınız. Temkinli olun. Hayatınızdaki kişi ikili oynuyorsa eğer ki farkında olun. Siz de geçmiş ve gelecek arasında aynı zamanda kalabilirsiniz. Geçmişteki bazı kişilerden haberler gelebilir ve şaşkınlık içerisinde kalabilirsiniz. Eğer ki yeni biri varsa yani... Hayatınızda kimse yoksa ve yeni birine açıksanız tanışma ve haberleşme aşamasından da geçebilirsiniz ama bu süreç sizin için zihninizi toparlamanız gereken önemli bir döngünün olduğunun altına parmak basıyor. Lütfen dikkatli olun. Özellikle aşk konusuyla alakalı yalnızsanız da ya da hayatınızda birisi varsa da doğru kararı verebilmek için belki de zamanına ihtiyacınız olabilir. Biraz sanki e, akışta kalmak önemliymiş gibi görünüyor. Beraberliğinizde önemli sıkıntılar olmayanlar için belki de ufak bir zihin karışıklığı da olabilir. Yine şöyle onlara da bir parmak basalım. Bu hafta yolculuklar gündeminizde olabilir sevgili teraziler. Aynı zamanda da önemli iş görüşmeleri, iş bağlantıları, beklediğiniz e, iş bağlantıları ve kariyer süreçlerinizle alakalı hızlanmak istediğiniz görüşmeler ve sözleşmeler bulunuyorsa hafta sonuna doğru da planlamalar yap. Yapmak isteyebilir misiniz gibi görünüyor. Sadece burada iş görüşmeleri açısından iş görüşmeleri yapıyorsanız şartlar sanki birazcık sizi zorlayabilir ya da zorlu şartların içerisinde ben nasıl. Ee kendimi aslında hani bu sürece adapte edeceğim. Ee, uzunca zamandır bu enerjiye alışık değilim diyebilir misiniz gibi görüyorum. Ama sabrettiğiniz yerlerden alacağınız ödüller var bulunuyor. Bu ödüller özellikle iş hayatınızla alakalı sabahat ederseniz gökyüzü sizi parıldamak, parıldatmak için e, aslında elinden geleni yapacakmış gibi görünüyor. Özellikle önümüzdeki sene şimdiden çalışmanız gerekiyor önümüzdeki sene emeklerinizin karşılığını alabilmek için. Ve akreplere geçiyorum. Akrepler ve yükselen akrep burçları maddi konuları önemsemelisiniz sevgili akrepler. Özel yaşantınızla alakalı önemli kararların anlayacağı da bir döngü sizin de aslında özel yaşantınızla alakalı, ilişkilerinizle alakalı önemli mi önemli bir karar alma arifesi içerisinden geçebilirsiniz. Ailenizin ilişkinize, evliliğinize karışmasına müdahale et müsaade etmeyin. E, ve aslında sadece aileniz değil, arkadaşlarınız da yine sizin de bu ilişkinin içerisinde karışabilirler. Önyargıları olabilir. Biraz daha dikkatli, sabırlı olmanızı öneriyorum sizlere. Çevreniz genişliyor sevgili akrepler. Karşınıza yeni kişiler çıkıyor ancak siz aklınızla, kalbinizle tam olarak neredesiniz buna karar vermeniz gerekiyor. Öncelikli sorun bu. Siz aklınız ve kalbinizle birlikte tam olarak neredesiniz ve ne yapmak istiyorsunuz. Diğer konuysa eğer ki siz tam anlamıyla yeni bir beraberlik istiyor da olabilirsiniz. Ancak karşınızdaki kişinin bu döngünün içerisinde hayatına dair bazı gizli olan konuları gün yüzüne çıkabilir bu hafta ile birlikte. Bunları kaldırmak önemli. Bunların e, göstermek önemli sanki akrepler için, karşıların e, karşılarına çıkan yeni biriyle alakalı. Eski beraberliklerle alakalı bu hafta haberlerde geliyor olabilir özellikle hafta sonuna doğru. Bu hafta aynı zamanda akrepler yerleşim yerinizin değişmesi için de destek alacağınız enerjiler altında olacak mısınız gibi görünüyor. Bakalım hayırlısı olsun sizler için. <laughs>